Merhaba arkadaşlar, ben Torture Turtle kanalından Derya. Bu benim ilk videom ve hepiniz hoş geldiniz. Size bu videomda tarihi aşklardan bahsedeceğim. Bu arada videomda bir tane sürpriz bir konuğum var. Bir kedi bir kitap Instagram hesabından belki bilirsiniz Eda. O bana birkaç soru soracak. Ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki bu aralar özellikle hiç durdurak bilmeden neredeyse bir aydır okuduğum tek bir yazar var. O da Julie Garwood. Sağ olsun Eda'yı da Garwood'çu yaptım. O da tahminimce ilk Gelin kitabını okudu değil evet. mi? Gelin kitabını okudu, bayıldı. Ama önce şeyi okumuştum. Sonunu bile bile. Sonunu bile bile. Evet. O Victoria Alexander. Gelin kadar güzel değildi. Size Garwood'un her kitabını önerebilirim. Gözüm kapalı önerebilirim. Ödül hariç. Ödül mü? Kötü olan ödül. Ödül. Evet. Ona, da, ona da geleceğim. Ama en çok sevdiğim kitabı Fide ve ne yazık ki şu anda elimizde yok. Çünkü ben videoyu şu anda Eda'nın evinden çekiyorum. Şöyle gelelim o zaman. Size ilk önerebileceğim kitabı yazarın Sır olur. Çünkü benim en sevdiğim kitabı Fide fakat Sır'ı okumadan Fide kitabındaki erkek karakterimizi tam olarak tanıyamazsınız. Bu Fide kitabının 8 yıl öncesini anlatıyor. Farklı karakterler ama orada Fide kitabındaki karakterimizin genç halleri var bu kitapta. Çok tatlı, aşırı güzel, aşırı harika. Mutlaka tavsiye ediyorum. Anlatayım mı kitaptan? Bahsedeyim mi biraz konusunda? Evet ama spoiler verme. Spoiler vermeden nasıl yapacağım? Yapamam. Ben spoiler veririm. O zaman da şurası spoiler. Çünkü evet. Çok insanın okumadığı için spoiler sevmiyorlar. Tamam anladım. Bu kısaca benim... konusundan bahset ne olduğunu anlat. Kısaca size konusundan bahsedersem kız karakterimiz Judith İngiliz. Erkek karakterimiz Ian da Ian diye okunuyor galiba. Çünkü normal Ian gibi değil. Ian diye okunuyor galiba. Ian diye Ian. Değil mi? Hani çünkü Ian diye bir şey. Ian. Arada I var ya. O yüzden evet. Şaşırdım. Erkek karakterimiz Ian da bir İskoç. Ve kesinlikle İngilizlerden nefret ediyor. Zaten Judith'in bütün karakterleri böyle. İngilizlerimiz kız, İskoçlarımız erkek ve İngilizlerden nefret ediyorlar. Ve kitabın belirli bir yerinde direkt evlilik oluyor. Benim en sevdiğim şey yani yeni yeni sevmeye başladım daha doğrusu bunu. Bunlar kitabın belirli bir yerinde zaten çok başlarında evleniyorlar. Ve aralarındaki aşkı okuyoruz. Ama yazarın tarzı inanılmaz derecede güzel. Ve biz bu arada soru cevap yapacaktık. Ve ben soracağım sen anlat. Yani size önce Sır kitabını tavsiye ediyorum. Ardından Fide kitabını. Ve gerçekten beğendim derseniz Gelin ve Düğün serisini tavsiye ediyorum. Gelin de yazarın serisinin ilk kitabı. Gelin, Düğün olarak iki kitap şeklinde. Ama yine birbirlerinden bağımsızlar. Bağımsızlar. Her kitap farklı karakteri anlatıyor. Farklı karakterlerimizi anlatıyor. Ama tekrar söylüyorum. En sevdiğim kitabı Fide. Soruları almaya artık hazırım. Ne zamandır Julie Garwood okuyorsun? İki ay önce başladım. İki ay önce başladım ve o zamandan beri Julie Garwood okuyorum. Suskunu oldum. Size her kitabını öneririm. Şu an şu kitabındayım. Bir tane arkadaşımın adını geçireceğim bu videoda. Sultan diye bir arkadaşım var. Erkekler o kadar kötü bahsetti ki erkeğin yeleleri var falan filan dedi. Yeli mi? Ben de hayvan mı bu ne yelesi falan dedim. Ama o kadar güzel gidiyor ve o kadar nazik bir kaçtasın? Erkek ki bakayım. Yani 150. sayfada falandım. Şu an hala evlenmediler. Çok şaşkın. Ne olacak falan diye merak ediyorum. Bu sefer bu kitapta çok daha başka bir konu anlatılıyor. Erkek karakterimiz İngiliz bir marki. Çok şaşkınım İskoç değil. Ve çok yumuşak başlı. Kadın yazmış, başarmış da olmuş yani. Ardından sırada aklımda olan Julie Garwood'un Aşk Seni de Vurur kitabı var. Çok kötü diyorlar bunun için. Ne kadar iyi ne kadar kötü ben kendim göreceğim artık. Koruyucu Meleğime de kötü diyorlar. Koruyucu Meleğime başladım. Koruyucu Meleğime. Ben zaten Julie Garwood'un her kitaplarını yüzer yüzer okudum yani okumadığım kitaplarından başladım buradayken. İstanbul'a geldim. Bir haftadır İstanbul'dayım. Bütün sahaftan bulabildiğim bütün kitaplarını buldum. Hı-hı. Ama serinin ikinci kitabı En Güzel Hediyem Nathan ve Sarah karakterlerimiz. Yine yok onlar da ikisi de İskoç'tu sanırım. İngiliz ya da İskoç. Üçüncü kitapta öyle çok güzeller. İkinci ve üçüncü kitapta buradaki karakterler o kadar güzel ve aşklılı geçiyor ki bu kitabın kötü olduğunu tahayyül edemiyorum yani. İlla diyorum ki okunur. O yüzden size bu seriyi tavsiye ediyorum. İlk kitabı Koruyucu Meleğim. Pardon şöyleymiş. Özür dilerim. İlk kitabı Kadere İnanır Mısınmış. İkinci kitabı Koruyucu Meleğim. Üçüncü kitabı En Güzel Hediyem. Dördüncü kitabı da Benim Yerim Senin Yanın. En çok beğendiğim Benim Yerim Senin Yanın oldu. Çünkü kız karakterimiz bir prenses. Prenses ya, prenses. Sen gördünüz mü gerçek hayatta prenses? Kanka sorularını hazırım. Tarihi aşk ne zamandır okuyorsun? Toplam 3 aydır tarihi aşk okuyorum. Konuşurken sana bakayım, oraya mı bakayım? Buraya bak. Tamam. Toplam 3 aydır, 3 ay gibi bir süredir tarihi aşk okuyorum ve bayılıyorum. Önceden hatta size bir Garwood Hanım'ı anlatacağım. Herkese anlattım.
Instagram hesabından belki biliyorsunuzdur, bilmiyorum. Bilmiyorsanız da kontrol edebilirsiniz. Ben okurken Ayşe diye bir arkadaşım var. Bana Garwood okutmuştu. İlk kitabı işte Yazgı'yı. Yazgı'ya o kadar kızmıştım ki 60-70 sayfa boyunca adam ki ağzını açıp hiçbir kelime etmiyor ve sadece homurdanıyor. Böyle erkek mi olur, ne biçim okuyorlar bunu, nasıl seviyorlar bunu falan demiştim. Ve ben o kitabı son 2 ayda 3. okuyuşum. Manyağı bağlamış gibi okuyorum ve diyorum ki kanka nasıl sevmemişim gibi bir şey. Yani bir anda başladı benim historical sevgim ve son 3 ayda neredeyse 100'ü geçkin historical okudum. Çok nankör bir tür. Yani bir yazarın mesela Elizabeth Holt'un 10 tane kitabı var ama 3 tanesi çok iyi. Bir kitabını açıp okuyorsun ve Holt bunu yazmamıştır, bu ne biçim kitap diyorsun ve kapatıyorsun. Örneğin Çirkin'in Ayşe kitabını çok seviyorum. Aşırı güzel. Fakat bana aşkını söyle diye bir kitabı var. 100. sayfasına gelemedim bile. Gözümü devire 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 ve kitabı kapattım, okumadım. Peki ilk okuduğun tarih aşk hangisi? Aa çok. Bir çapkın üniversiteden çıkarmadım. Onu da kızıyor Selam Bilgi. Tarih ilk okudu. Bir kere tarih aşkı sevdiren bir kitap. Çok güzel çünkü. Böyle Ralston. Benim Facebook adımın ikinci adımın Ralston olduğunu biliyor musun? Yok. Artık nasıl sevdiysem kaldıramıyorum da şimdi. Seviyorum. Ben kardeşini de çok seviyorum. Facebook'ta Deren Sevim, yanında da Ralston yazıyor. İnsanlar diyordur acaba bu Ralston ne demek diye. Sevgilim. Önce bir Kelly ile ayıracağım onları. Ama cidden çok güzel. Çok en güzel tarih aşklardan biri. 3 serilik bir kitap. Yani Serap normalde güzel yazıyor zaten. Arkadaşlar gösterebilirsin ama arkamda. Hemen size geliyorum. Hemen geliyorum. Doğru kitabı çıkan işte bu. Burada bir erkek karakter var. Ralston değil mi Eda? Bizim aşkımız. Bizim Marki. Bebeğimiz. Marki. Ralston Markisi. Adı Michael'dı değil mi? O kadar çok Ralston diyorum ki. Ralston diyorum. Dur bakacağım. Anam ne olur yanılmamış olayım. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Burada da hep Ralston yazıyor. O yüzden Ralston diyoruz buna. Size şiddetle öneriyorum. İlk historical okumaya başladığım kitap budur yani. Peki Julia Quinn? Julia Quinn çok severim. Julia Quinn çok aşk yönü ağırdan çok komedi yönü biraz daha. Aşkla komedi yönü çok baskın birbirlerinin ve kitabın nasıl bittiğini anlayamıyorsun. Garwood'un kitaplarında komple kız karakterler arada komik olsa da çok büyük bir tutku var. Ama Queen'de öyle değil. Queen'de çok kahkaha da atabiliyorsun, güle de biliyorsun. Çok eğlenceli. Özellikle birinci ve ikinci kitabı evet, birinci çok kitabı güzel. Çok güzel. Daphne. Yani son kitaplarından Öpüşünde Saklı ve Biz Evleniyoruz. Çok güzel değil. Yani 5 üzerinden 3 puan belki veririm, belki vermem. En nefret ettiğim historical yazarını söyleyeyim mi? Söyle. Belki burada topa tutulacağım ama Judith McNaught'tan nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Neden? Yani şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar, İçinde Aşk Saklı'yı aranızda okuyanlar var mı bilmiyorum ama yani burada anlatamayacağım kadar erkek karakter kız karakteri kötü şeyler yapıyor. Yani benim bir erkek karakteri sevebilmem için isterse hötöt olsun, isterse dik yumuşak başlı bir Mark ya da Duke olsun. Her şeyden önce saygı, davranış şekli. İtiyor da, atıyor da, vuruyor da, o her şeyi yapıyor ama yine de böyle sanırım Clayton falan oluyor. Sinir oluyorum. Ben öyle bir erkeği zaten sevemem hayatımda. Mesela Garwood'da hötöt. Yani bir erkek, yani bu benim olacak, sen benimsin, bitti. Seviyorum onu, ama güzel. Ama hiçbir şey yapmıyor. Kızı elbisine tutuyor. Asla zarar vermiyor ve zaten kitapta Garwood özellikle şunu vurguluyor. Mesela İngilizler hep kadınlarını döver ama İskoçlar yapmaz falan. Biz asla kadınımıza el sürmeyiz. Ben bunu çok seviyorum. Hiçbir kitabında böyle bir şey yok. Yani açıkçası size asla Judith McNaught kendi açımdan önermiyorum. Size bir kitap daha önermek istiyorum. Samantha James'in Akşam Yıldızı. Bunu Eda'ya da çok evet. öneriyorum. Mutlaka tamam. okuyun. Okuyup okuyabileceğiniz en yumuşak, en güzel ve en içe dokunan historical'lardan bir tanesi. Okurken ağladım ve bir kere okuyup kapattıktan sonra açıp tekrar okudum. Çok güzeldi. Son olarak söylemek istediğim şey var mı? Son olarak söylemek istediğim şey bu benim ilk videomdu. Umarım güzel olmuştur. Elimden geleni yaptım. Kanalıma abone olmak istiyorsanız şuraya buraya değil mi? Aşağıya. Kanalıma abone olmak istiyorsanız aşağıda, aşağıya ne yapıyorum? Abone oluyorlar. Abone oluyorsunuz aşağıda. Bu benim ilk videom. Benim hazır gelin. Hoşçakalın.